Arkadaşlar bir gelen diğer soru da şuydu. Sanal kart ne işe yarar? Çok kısa geçmek istiyorum. Sanal kart diye bir şey yoktur. Bu da kredi kartıdır. Kredi kartı gibi kullanabilirsiniz. Kredi kartı gibi harcama yapabilirsiniz. Sanal kart denilmesinin nedeni elinizde bir fiziksel kartın olmaması. Ama bu numaraları vererek sanal kart kredi kartı numaralarını vererek her yerde harcama yapabilirsiniz. Sanal karta para yüklersiniz. Ondan sonra bu sanal kart numarasını şu detayları göre tıklayarak ben şimdi basmak istemiyorum. Tıklayarak kart numarasını girersiniz. Bu şekilde bütün her yerde harcama yapabilirsiniz. Peki neden sanal kart oluşturmamız gerekiyor? Onu da hemen değinelim. Normalde sizin bir fiziksel kartınız var. Bu fiziksel kartınızın numarasını güvenmediğiniz yerlere vermek istemiyorsunuz veya bu güvenmediğiniz yerlere verdiniz, fakat silmek istiyorsunuz. Adamlar size diyor ki bir tane daha kart yükleyin, ödeme yöntemi yükleyin, yoksa bunu iptal etmem. Hemen sanal kartın kart numarasını yüklüyorsunuz, ama o yerden kurtulmak istiyorsunuz. Atıyorum e, Facebook ödemeler, Google reklam ödemeleri, Netflix ödemeleri, oyun ödemeleri, yemek sepeti mesela kaydetmişsiniz kartınızı, ödemeler, bir sürü şey var veya Zamanında harcama yapmışsınız oradan karttan. Fiziksel kartınızdan bahsediyorum. Fakat sanal kartı yükleyerek oradan kurtulmak istiyorsunuz. Ödeme yöntemini değiştirmek istiyorsunuz. Sonuçta Google Play'e kaydettiğiniz zaman otomatik bir üyelik başlatabilirsiniz. Bu şekilde sanal kartı oluşturuyorsunuz. Sanal kartın içine diyelim ki 50 lira para attınız. Sizin de kart bilgileriniz çalındı. Sanal kartınıza 50 lira para attığınız için, harcadığınız için fiziksel kartınızda para bile olsa buradan parayı çekemiyorlar. Siz bu çalındığını fark ettiniz veya yapılmak istenilen işlemlerin cep telefonuna mesaj olarak geldi. İşte şu kartı kullanmak istediler, şöyle oldu, böyle oldu gibi. Veya 1-2 lira var, doğrulama için çekti. Şurada görüyorsunuz zaten. Son işlemlerimde bakın. Son işlemlerimde burada görüyorsunuz. Hemen bu kartı kapatıyorsunuz. Kart işlemlerine geliyorsunuz. Sanal kart. Hemen kartı kapatabilirsiniz. Herhangi bir şekilde para istemiyor sizden kapatırken. Ama bunu fiziksel kartta yapamazsınız. Veya 31 Ağustos'ta kapanacak ya tekrardan master kartlar. Sizin master kart e, orijinal fiziksel kartınızda 457 var diyelim ki. Buraya aktarmak istiyorsunuz. Hemen buradan işlemlere gelip para göndere tıklayıp şuradan bakın ben bir sürü kart açmışım kapamışım. 2549'da hesaptan alıcı barkod numarası diyor ve alıcı barkod numarası sanal kartınızı girerek o parayı oraya aktarıyorsunuz ve sizin de orada içeride kalan paranız gitmemiş oluyor. Sanal kartın esprisi budur arkadaşlar. Üyelik başlatmak için güvenmediğiniz sitelerden alışveriş yapmak için anlık para yükleyip kapatabilirsiniz. Bu şekilde sanal kartın içinde para bulundurmazsınız. Asıl kartınız fiziksel kart olur. Bu şekilde de alışveriş yaptığınızda hiçbir sorun olmaz. Hepinize iyi günler.